Geçtiğimiz günlerde Ali Ağaoğlu'nun şu anki balerin kız arkadaşına Duygusu Gülpınar'a verdiği, yaşadığı evi göstermiştik. Şimdilerde ise 7 kıratlık bir tek taş almış, o konuşuluyor. Yani aralarında çok ciddi bir yaş farkı var. Kız 23 yaşında, Ali Ağaoğlu sanırım 63 yaşında. Doğal olarak da arada ciddi ciddi bir yaş farkı var. Ne düşünüyorsunuz? Ben Ali Ağaoğlu'nun zaten genel anlamda da hayattaki duruşunu asla kabul etmeyen biriyim. Yani tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum. Ve kendi yaşındaki kızlarla, kendi yaşındaki kızının da daha küçük olan kızlarla bir ilişki yaşıyor olması bana bu sapkınlık geliyor. Yani bu kişinin tamamen psikolojisi bozuk. Evet. Belli bir müddet sonra, artık belli bir yaştan sonra kişinin fizyolojisi aşağı inmeye başladığı için kendini tatmin etmeye çalışıyor. Hı hı. Nedir? Kendinden küçük yaştaki kızlarla birlikte olarak. Ve o kadar aslında baktığımızda özgüvensiz bir adam ki bunu sadece maddiyatla var olmaya çalışıyor. Evet. Ve insanlar tarafından kabul görmeye çalışıyor. Bana o kadar yanlış geliyor ki, hatta bunun haber oluyor olması da çok saçma. Çünkü bazı gençlerimize örnek oluyor ya da bu hayatı gördüğünde ya keşke ben de o kızın yerinde olsam diyenler. Yani bunu dedirttiriyor ister istemez. Çünkü herkes iyi anlamda yaşayamıyor, maddi anlamda. Hı-hı. Bu nedir? Karşı tarafı etkiliyor. Hı diyor, demek ki ben de böyle biriyle takılsam, kendimden kaç yaş büyük hiç fark etmez, beni kabul edecekler. Evet. Ya da hayal ettiğim, istediğim şeylere çok rahat bir şekilde kavuşabileceğim. Ne kadar ama? Ne kadar sürecek? Ama işte ne yazık ki o kadar çok sonrası zor durumda olan hayal kırıklığı olmayacak var mı? Ama işte kişi maddi anlamda bazı şeylere sahip olamadığı için ne yazık ki hem de küçük yaştaki genç kızlarımız koşar adımlarla gidiyor. Mesela bu kızın bu adamla ne işi olabilir? Evet. Baktığınızda çok komik duruyor, resim de çok komik. Kesinlikle öyle, ben de katılıyorum. Öfkemi daha da çok söylemek istiyorum. Ama genç mi tutuyor acaba? Efendim? Ruhunu mu genç tutuyor? Öyle hani şey genç olamaz. Sevgililerle birlikte olmak. Şimdi aradaki 39 yaş çok ciddi bir fark. Hani orada ruhu tatmin edecek bir şey ben göremiyorum. O tamamen hani kendini var etmeye çalışıyor ve kabul görmeye çalışıyor. Ve bunu hep maddiyatıyla yapıyor. Gündeme gelmeyi seviyor Ali Ağaoğlu. Bu tip insanlar zaten çok fazlasıyla var ülkemizde. Yani bu televizyonlardan izledikleri zaman gerçekten özeniyorlar. Ve genç kızlarımız işte sosyal medyada, aslında yanlış kullanım, orada da ona özendirmek, yani o yüzüğü göstermek, özendirmek. Şimdi ben 32 yıllık evliyim, sevgili eşim bana almadı mı? Mesela hayır, almış olabilir de tabii 7 kırat. 7 kırat değil mi? 12 falan bence. Ama hiçbir zaman sosyal medyada da göstermiyor. 2 milyon TL. Ve kız pırıl pırıl yarışta ben de varım demiş. Bakar mısın? Aa, bu bir enteresan yarış olmuş. 23 yani. Yaş ne demek? Benim oğlum 22 yaşında, daha bebek muamelesi görüyor. Evet, ciddi olarak çok yanlış. İleride kendine belki üzülecek. Peki burada bir aşk yok mudur sizce? Yoktur. Var mıdır? Sunucuyum, sorayım yani. Var mıdır? Yani ben aşk olduğunu asla düşünmüyorum. Sadece amaç var. Oradaki Ali Ağaoğlu'nun amacı genç bir kadınla birlikte olup kendini daha iyi hissedebilmek adına, kızın da amacı sadece maddiyat. Yani onun her istediğini karşıladığı için şu an o adamı hayatında tutuyor ama belli bir müddet sonra onu ekarte edecek. Çünkü o doyum noktasına ulaşacak. Ya da ondan bir şeyler, hani deriz ya tabiri caiz, tırtıkladıktan sonra adam hayatından çıkaracak. Ne kadar böyle. Aslında ne kadar acı bir durum. Evet. Ne kadar acı bir durum. Yani hepsi gerçekten gün içinde var, bir sürü insan var. Yani parası olup yaşlı başlı, yaşını almış, çocukları yaşında insanlarla birlikte olan. Ama tabii ki bazı vaatlerde bulunduğu için o tip insanlar, onlar aslında da kalıyorlar. Çocuk bayan arkadaşı Ali Ağaoğlu'nun demişti ki hiç de öyle zannettiği gibi kimsenin bana paralar vermedi, çok cimri bir adam gibi açıklamalarda bulunmuştu. Bundan önceki bayan arkadaşı, ki keza o da yaşça çok küçüktü. Evet. Hep bir küçük durumu var Ali Ağaoğlu. Yani sadece erkeklerde değil Esra'cığım, kadınlarda da öyle biliyorsun. Yani kadınlarda da çok fazlasıyla var. Tabii yaş farkı var ama belli bir yaşa kadar niye bu bizim bir avukatımız var. Niye kinayı güldün? Magazinci olarak. Değil mi? Sanki bir şey söyleyecekmiş. Söyleyecekti de şöyle bir şimdilik. Bana işaret etti. Bunda ne oldu? Şeyi merak ediyorum. Öbür kadınlar acaba ne hissediyor şu anda? Ayrıldı bayanlar. Evet. Onlar şu anda ayrıldı mı ki? Ayrılmamış. Bir tanesinden ayrıldı. Ama hatta gene de bayağı bir Ali Ağaoğlu'na kırıcı sözler söyledi, paylaşımlar yaptı, deşifre etti, işte cimri dedi. Şimdi çok enteresan geliyor. Yani bu adam cimriyse sen o kadar uzun bir müddet niye bu adamla oldun? Zaten tabii ki ayrıldıktan sonra ekarte edildiği için hani çamur atacak, normal.
olumsuz şeyler söyleyecek. Ya bir de ekonomik özgürlüğü olmayan insanlar, koça eline tabii bakan insanlar. Evet, ne yapsın kadın? İşte onlardan sadece biz Ali Ağoğlu için konuşmuyoruz. Tabii yani tabii genel konuşuyoruz. Kız da çok güzel de bir kız yani. Bakıyorum şimdi buradan da öyle hoş da bir kızcağız. Balerin de. Tabii. Mesleği de var. Çok mesleği da güzel bir mesleği var. Var. Ekonomik özgürlüğü olması lazım insanın ve artı mutlaka eğitim şart. Eğitim şart diyoruz. Yani ben burada ne söylersem söyleyeyim, siz burada bir aşk olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Hani ne bileyim, sen düşünüyor musun Esra'cığım? Ya ne bileyim, hani acaba ne bileyim baba şefkati mi eksikti, bir şey miydi? Ama o ayrı bir duygudur ya, yani herkes babasına aşıktır. Babasından da büyük bir de gerçi yani hani Ali Ağoğlu'nun belki torunu yaşında. Evet, evet. Hani kızı da şimdi değil. Hani öyle baba şefkat, yani baba noktasında eksikliği olsa kalkıp da yani sosyal medyada da yüzüğü paylaşmaz. Hani bana bunları yapıyor görün demez der mi bir insan? Her şeyi geçtim. Hani nasıl olsa onu seviyorum. O da beni seviyor. Kimseye bir şey ispatlamamıza gerek yok der. Eğer ölçüyorsa evet, kendince. Evet, evet. Ama burada resmen yapılan maddi anlamdaki yani her şeyi yedi kırat. Bakın hani bana bunları alıyor ve çok güzel bir hayat yaşıyorum imajı vermeye çalışıyor. Ayol, ortasında 10 kırat da varmış bu arada. Dur 7 diyoruz ama 10 kırat varmış. Ortasında mı? Öyle var tabii. Yani bir de 10 kratı var bunun. Ne yapalım bu canım? Yani neydi? Züğürtün zenginin parası cennetine yanıyor. Evet, gerçekten çünkü evi de ekrana getirdiğimiz zaman çok ciddi bir evdi. Yani muhteşem bir ev. Ama bir altın kafes midir orayı bilemem tabii ki. Evet. Ne kadar bir mutlu edecek uzun vadede orasını bilemem. Ama şu an halinden herkes memnun. Evet. Ayağoğlu da memnun. Hanımefendi de memnun. O yüzden söyleyecek bir şey yok yani yok, belki. Bilemeyiz tabii dört duvar arasında neler yaşanıyor, neler hangi duygular. Sosyal medyada herkes evet herkes mutlu, mutlu, herkes keyifli. Herkes iyi. Ama sanırsın evde bir ben üzülüyorum. Yani, yani aynen öyle. Öyle bir şey var ya, hani herkes sosyal medyada mutlu. Herkes sanırsın evde bir tek ben üzülüyorum. Çok çekiyor. Evet, gerçekten doğru. Aslında birçoğu sıkılıyor, fotoğrafı çekerken gülüyor, sonra kenara koyuyor, sıkılmaya devam ediyor. Aynen öyle. Var.